Diyor ya. Çok beğendim. Tabii ki bunun bekarlık versiyonunu da izleyeceğiz. Hatta bu daha fazla izlenmiş trend. Bakalım bu nasılmış. Bekarlık. Efsane video. Tamam, ben seni anlıyorum ama öğretmenler illa annesini görmek istiyor. Ne yapayım, eskort mu çağırayım? E tamam, eksik gönderirim o zaman 300 lira. Onlarca nafaka mağduru İstanbul'dan yola çıktı. Oo, nafaka ile alakalı. Yine nafaka karşımıza çıktı ya. Son 5 yılda evlenenlerin sayısında yaklaşık %8'lik düşüş var. Herkes evleniyor, seni evlendirmiyor. Bu dayıyı şeyle evlendirelim mi ya? Koca istiyorum, gel beni al. Al beni lan, lütfen beni al diyen bir kadın vardı. O ablamızı bu abiyle evlendirebiliriz. Evlilik korkusu. Bu bir fobim. İsmine de gamofobi deniyor. Bekarlık kutlanılacak bir durum mu? Bekarlık sultanlıktır. Bilimsel veriler de doğruluyor artık. Vallahi bekarlık çok güzel ya. Ben daha önce evliydim. Eşimle bir takım sorunlar yaşadık. Hatta tüm Türkiye'nin gözünün önünde oldu bu olaylar. Hatırlayanlar vardır. Hep internette her tarafa düştü. İçki onda, kumar onda. Beni aldattı, yalansa yalan desin. Buyurun. Öncelikle Kestane Balı'nın diyarı Zonguldak Gökçe Bey Hazaroğlu köyünden tüm dünyaya selam olsun. Bu da gönderme. Bununla alakalı da bir video var. Kardeşim ne olursun. Bak burada rezil rüspa oluyoruz. Dön evine, bu iş olsun bitsin. Asla. Daha o eve dönmem. Tamam. Şimdi bekarım. Hayat böyle daha güzel. 40 yaşındayım. Bekarım. Bayanlarla yüz yüze iletişim kuramıyorum. Hayatta mısınız? Şu parayı alın da mendayı çekin. Yakışıklı gösterin. Ya hatta çok özür dilerim. Şu bayan abla çıkarsa ben daha rahat konuşurum. Asosyal tipi canlandırıyor Şahin abi burada. Konuşabilirim. Ben Mehmet, bekarım. Hiç evlenmedim. Evlenmeyi de düşünmüyorum bile. Hayatım böyle 10 numara. Böyle evet. Canım ben bir kapuçino alayım ya. Tabii. Kapuçino acaba kapıyla bağlantısı ne? Adnan Oktar'ın taklidini yapıyor ya. Var diyor bir cappuccino esprisi. Yanına da almış kedicikleri. Merhaba, ben Volkan Öge, sosyal hizmet uzmanı. Ya aldatmaysa bir kişiyle yaptık. Kumarsa zaten bir dönem oynadım, param kalmadı, bitti zaten, onu bıraktım. İçki sigara herkes içiyor, tek ben mi içiyorum? Bunlar... Lan o kadar şey konuşuyor ki ciddi. Chat'te sorgulayanlar vardır, aa mantıklı falan diye. Bunlar bahane olamaz. Ne demişler? Yaprak ağaçtan sıkılmıştı, sonbahar bahaneydi. İkiyüzlülük. Bu da çok büyük bir problem. Çünkü evlendikten sonra herkesin gerçek yüzü yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. O masaya oturduğumuz zaman nikah memurunun Mehmet aynı zamanda kumar bağımlısıdır, akşamcıdır. Buna rağmen bu adamla evlenmek istiyor musunuz gibi. O zaman belki daha mantıklı evlilikler oluşabilir. Bence herkes hayatında bir defa evlenmeli, bir defa da boşanmalı. Çünkü insanoğlu dibi de görüp zirveyi de görmeli. Ölümü görecek ki sıtmaya razı olacak. Ben şimdi buradaki bekarlara ne kadar bekarlığı anlatsam da anlamayacak ki. Adam evlenmemişken onu neyi anlatayım ben bu adama? Bayanlarla aynı ortamda bulunamıyorum ama. Dayanasını. Videoyu övmeye korkuyorum ya. Emel falan şimdi yayını izliyordur. Sıçmasın ağzıma. Ha, demek sen öyle düşünüyorsun bekarlıkla alakalı falan diye. Daha evlenmedim dostlar. Evlendiğimde güncel videolar yaparım. Ki ben inanılmaz mutlu olacağımı düşünüyorum. Apayrı bir konu. Sosyal medyada tam bir playboy'um. Önüme gelene yürüyorum. Herkese iş atıyorum. DM'den yürüyorum. Alev atıyorum. Herkese yorum yapıyorum. Akıyorum. Evlilik aşkı öldürüyor mu? Ben bilmiyorum. Ben hiç evlenmedim. Deniz, sen evlisin. Aşık mısın kocana? Değilim aşkım. Ya kocası bunduysa beni öldürür. Demek ki neymiş kızlar? Evlilik aşkı öldürüyormuş. Biz eski eşimle o dönem sevgiliydik. Şimdi aileler işin içerisine girdi. Bir adı konsun dediler. Lan bir baktım nikah masasındayım. Ne demişler? Allah evlenmeden 3 ay önce erkeğin aklını alır, evlendikten bir hafta sonra da geri verirmiş. Deninki Vay anasını, öyle bir şey mi demiş o mesele oldu. Şimdi bu evlendirme süreci zaten bir altın borsasına dönüşmüş durumda. Hatta geçen gün öyle bir video gördüm. Böyle vardan izler gibi sahte çeyrek takan adamı bulmaya çalışıyorlardı kameralardan. Bütün o aile toplanmış. Artık bu bir yatırım fonu gibi düşünülüyor. Fonluyorsunuz bu insanları. Bizim boşanma süreci bayağı sancılı oldu. Özellikle çocukların velayeti için avukatlar, akrabalar, herkes birbirine girdi ama sonuç istediğim gibi olmadı. Baba, annem evleniyormuş ha. Yapma ya. Çocukları istememek için avukata başvurmuşlar. Ya. Şimdi bir şey takmadan olmaz. Acaba bana ne takmıştı? Çeyrek olmuş 1500 lira. Efendim baba? Yok oğlum, yok bir şey yok. Yarın yüz yüze eğitim başlıyor. Geçin, siz erkenden yatın.
Geç geç. Bu çocuğun gerçek sesi mi acaba ya? Hani şey gibi böyle. 20 yıldır sigara içen dayılar gibi çıkıyor sesi. Ayrı bir hava katıyor, ayrı bir konu tabii. İyiymiş herhalde. Güzel bir sesi var. İnşallah yeni bir yaşına göre olabilir yani. Şimdilik çok fazla geri dönüş alamıyorum mesajlara ama uzun süreli 3 tane ilişkim var. Yüz yüze hiç görüşmedik ama ben onların ihtiyaçlarını karşılıyorum. Onlar da benim ihtiyaçlarımı karşılıyor. Nut falan atıyorlar. Ben hayırsever bir insanım. Ben harcamayı seviyorum, yaşamayı seviyorum. Bak mesela şunun üstteki koca. Kaça aldın kız bunu, doğru söyle. Gocuk. Aşkım gömlek bu. Gucci. 5000 falandı galiba. Galiba ne kız, fiyatını mı unuttun? Ya ben böyle bir adamım. Ben cömert bir adamım ya. Bugün nihayet %100 eğitim başlıyor. Hadi arabamıza binip geç kalmadan gidelim oğlum. Bizim arabamız yok ki. Var ya oğlum, senin haberin yok. Dizel lazım, dizel olsun. Yok lan, bekleyin 2 dakika. Baba, bu araba bizim değil ki. Artık bizim oğlum. Yüz yüze eğitim iyi oldu ha. Evde kafayı yemiş şoförlerle. Binin oğlum hadi. Baba, bizim acılığımıza zam yapı ya. Faizler indi ya, dolarlar yükseldi. Oğlum siz neleri takip ediyorsunuz? Şimdi ben size şunu sorayım. Siz harçlığınızı dolarla mı alıyorsunuz? Hayır. Dolar borcunuz... Berat Albayrak'a gönderme. Dolarla mı alıyorsun maaşını? Var. Dolarla mı alıyorsun maaşını? Hayır. Şimdi şöyle düşeceksin. Pardon, bir saniye. Şahin, hayatım, bana 300 lira borç verebilir misin? Telefon faturamı ödemem lazım. Yoksa ulaşamayacaksın bana. Abazalar kızları DM'den rahatsız ediyor. Kızlara çok abartıyorsunuz. DM'yi kapatın diyen var. Asıl onların yazmaması lazım. E tabii canım, yani öyle saçma bir şey mi olur ya? Dostlar, öyle bir şey yaşarsanız eğer, gidin direkt polise. Eğer çok rahatsız eden birini bulursanız, DM'den falan rahatsız eden varsa, gidin polise, direkt olarak buluyorlar. Teknoloji gelişti yani, eskisi gibi değil. Atılan en ufak bir mesajdan bile direkt olarak zaten her şeyini bulabiliyorlar. Bu taciz çünkü. Sosyal medyadan yapılıp yapılmaması önemli değil. Bu bir taciz. Bebeğim kusura bakma, benim de acizlik durumum vardı. İşte asgarisi için biraz para ayırmıştım ama eğer sıkıntıdaysan atayım sana. Önemli değil, senin için daha acil. Ay çok teşekkür ederim canım. İban yollayayım mı sana? Yok, bende var kayıtlı zaten İban. Atıyorum birazdan. Ne o browser'ım lan, yok Tor falan kullanmıyorum. Manyak mısınız dostlar? Ne olduğunu bile bilmiyorum lan şu anda bahsettiğin şeyin. Bilgisayar MacBook ya, o yüzden. Yani bu şey garip geliyor olabilir, hani şu görüntü. Hiçbir yayıncı da görmemiş de olabilirsiniz. Şu. Ben MacBook'tan yayın yapıyorum. Bak Siri de var burada. Selam Siri. Dün yayında hiç sormadım ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye. Bademlerin besin değeri... Selam Siri. Dün yayında hiç halini hatırını sormadım. Neler yapıyorsun bugün bakalım. Sözlük okuyorum. Lütfen sonunu söyleyip sürprizi bozma. Bir adam varmış, ağaca çıkmaya bayılıyormuş, ağaca çıkmış bayılmış. Anladığımdan emin değilim. Tamam, öptüm. 100 liranız var mı ya? Ben de atacağım dedim de kıza, 100 lira eksiğim var. Diyelim ki ben bunu beğendim, bununla evlendim. E bu ne olacak? Sonra sen kıskanmaz mısın? Kıskanır mı hayatım? Siri kadın değil miydi? Kanka, Emel yengeniz kıskandığı için Siri'nin sesini erkek yaptım ya. Bilgisayarı kurarken soruyor ses hangisi olsun diye, erkek seçtim. E bunu da aldım. Diyelim, bu ne olacak? E bu adam, onu da evlendim. Başkası ne olacak? O yüzden bana çok mantıklı gelmiyor evlenmek. Kimseye de evliliği tavsiye etmiyorum. Hocam, eti sizin, kemiği benim. İyi de beyefendi, bu çocuklar anaokulu için biraz büyük değil mi? Abi biz anaokuluna gitmiyoruz ki, 6B'ye gidiyoruz. 6B burada da yok mu oğlum? Girin içeri, 6B'ye girin. Ne olacak ki? Burası lise. Oğlum Ozan kardeşi, niye getirdin buraya? Zaten biz ikiziz, aynı sınıfta okuyoruz. Peki kaydedebilir miyiz hocam bunları? Ben burada hoca değilim ki. Ya var ya, şimdiki bu nesille var ya, bu Z kuşağı okul beğenmiyor. Oğlum sizler de okuyorsunuz lan. Baba tarif edeyim. E tamam hadi. Hadi geçin sınıfınıza, akşam görüşürüz hadi. Baba bura değil ki. Ya hadi geç işte oğlum, geç şuradan sonra dön. Baba bura okulu bile değil. Lan hadi geç, akşam görüşürüz hadi. Ben böyle babanın. Ben gençliğimde çok... Ben böyle babanın.
yakışıklıydım. Bütün kızlar peşimdeydi. Ama ben biraz seçici davrandım. İlkim özel olsun istedim. Kendimi ilkime sakladım. Arkadaşlar da dedi ki bekaretini satışa koy. Çok para var dedi bu işte. Ünlü insanlar çok yapıyorlar ya bunu yurt dışında falan. Bir tane kadın 500 bin euroya satmıştı. Bir tanesi 1 milyona satmıştı bir Arap şeyhine vesaire. Ne kadar ilginç bir dünyada yaşıyoruz. Çok iğrenç bir şey ya şöyle bir baktığınızda aslında. O dönem alıcı çıkmayınca el başta başlıkta kaldım öyle. Şimdi çocuklara hem annelik hem de babalık yapıyorum ama bu bir takım sorunlar ortaya çıkartıyor. Geçen mesela oturduk yemek yaptım çocuklara güzel güzel. Sonra yemeği yiyip lan bunun tuzu niye eksik deyip yemeği duvara çarpıp evi terk ettim. Benim de kafam karıştı. Split filmdeki adam gibi oldum. Hem annelik hem babalık yapıyorum. Bu çocukları da etkiliyor. Geçen mesela çocuk geldi beni bana şikayet etti. O da bilmiyor ki anne mi diyecek, baba mı diyecek. Yanlış anlamayın. Ben çocuklarımı insan olarak seviyorum. Benim onlarla kişisel hiçbir problemim yok. Ama keşke benim çocuğum olmasalardı. Bekarlıktan yana tek sıkıntım çocuklarımın olması. Keşke olmasalardı. Dediğim gibi ben hayırsever bir insanım. Mesela geçen bir tane yayıncı kistamete olacakmış. Drink 200 bin lira verdim. Şimdi eşim olsa çirkeflik yapacak. Yok o parayı bana ver göğsümü yaptırayım. Oraya... Vardı ya bir yayıncı kist ameliyat olacağım diye para toplayıp göğüs estetiği ameliyatı olmuş. Yaptırayım, buramı yaptırayım. Hayır falan da yapamayacağım böyle. Şimdiki gençler kara kara düşünüyor. Biz bir düğün yapsak da, dolar yağsa da. Biz evlenelim, gelen altınlarla yatırım yaparız. Çok beklersiniz. O altınların yarısı borca gidecek, diğer yarısı da sana takan arkadaşlarına gidecek. O da başka arkadaşlarına takacak. Böylelikle ne olacak? Üçgen biçimde birbirimize takmış olacağız. Ben daha önce evlilik programlarına da çıktım. Kenetlenmişsin kalbime. İlmek ilmek. Nereye böyle? Bileyim söyle. Suskunluğumun. İlmek ilmek. Nereye böyle? Bileyim söyle. Hadi diyelim sana uydum evlendim. Bir çevreme bakıyorum böyle bir. Annem babam mutsuz. Abim mutsuz. Arkadaşlarım mutsuz. Bana düzgün olumlu bir referans yok ki evleneyim ben. Bak bu çok doğru bu arada ya. Yani kime sorsanız evliliğin berbatlığından bahsediyor. İnsanın böyle evlenesi de gelmez lan. Sonra diyorlar ki evlenme neden düştü? Arkadaş cidden yani etrafta olumlu bir referans yok ki insanların evlenmesi için. Yani kötü örnek olduklarını düşünüyorum evlenmek isteyen insanlara birçoğunun. Her ayın 13'ünde tıkır tıkır eski eşimin haracını yatırıyorum. Şimdi nafaka nedir? Nafaka bir haraç değildir, bir borç değildir. Hiç sekmez. Passat. Kızlar bir saniye. Ne? Markayı mesaj ediyormuşum. Ya saçmalama lan kapat. Kaç gündür bu Passat'ın yetkilileri arıyor. İşte belirli müşterilerden arabaları geri çağırıyorlarmış. Parası da değil mi? Anne erkek şampuanı işte. Yo benim tişörtler ya. Sen evlen olumlu örnek ol abi. Aynen sırf size olumlu örnek olmak için evleniyorum dostlar. Hiç merak etmeyin. Dehşet örnek olacağım hepinize. Nereye koyacaktık? Hangi göze sokacaktık bunu? Ya tamam hallederim ya. Tamam hallederim. Şimdi beyazları biz ayrı atıyoruz. Hepsini öğrendim. Bekar olunca hepsini öğreniyorum. He? Ya makine nereden bilecek amanın ne yıkadığını? Alo. He. Frenleri mi? Tamam. Gri mi turuncu? Kafanda gri mi turuncu ben anlamadım ki. Değişik dertleri var ya. Adam eşine şaka yapacak. Frenleri sökecekmişiz. Tamam buradan oraya gideriz. Ya ben size bir şey itiraf edeyim. Ben aslında öyle bir adam değilim. Yani ben 3 dil biliyorum. Onlarca ülke gezdim. 2 tane üniversite bitirdim. Bazen böyle gece bakıyorum attığım storylere. Yani ben kendimden tiksiniyorum. Ben de biliyorum. Kanka biz de senin gibilerden tiksiniyoruz ya. Sürekli araba storiesi atan insanlar var ya. Allah onların canından alsa da nesli tükenmekte olan hayvanlara falan verse diyorum. Sürekli yapıyorlar ama sürekli ya. Düğün fotoğrafları çekeceksin değil mi? Çekeceğim paylaşacağım dostlar düğün fotoğrafları. Söz veriyorum hepinize. Düğün yok ama nikah. Nikah fotoğrafları. Onlara öyle davranılmayacağını. Ben de biliyorum böyle kaba olunmayacağını ama yapacak bir şey yok. Mecburen ben bunu yapıyorum. Çünkü bizim Türk kızları barzo seviyor. Oo, güzel gönderme. Beğendim. Bak story atıyor. Saati arabası story. Bak. Yantlara bak. Bir sürü yant geldi. Bu amına koydum aracından ne buluyorsunuz lan? Bizim mesleğinde ne gecesi var ne gündüzü var. Deli olacağım amına. Şimdi bu turuncuyu mu yapacaktım, griyi mi yapacaktım? Neyse ikisini de yapayım ya. İkisini de yapayım.
Naifi 20 aylık abonelik serisini kutluyor. 20 ay, 20, 20. Tam 20 aydır abone, 20 ay. Vay anasını satayım ya. İşimiz bu kadar. Tamam. Ha işte gelin bakın. Ha, dağınıklığa bak, ortalığa bak. Ha bir kadın olmuş olsa şimdi böyle ortalık dağınık olur muydu? Ben bu halde olur muydum? Ya ben evlenmek istiyorum artık ya. Vallahi evlenmek istiyorum ya. Ben ne zaman evleneceğim ya? Ha şimdi soracaksınız bir de evlenir misin diye. Bir kadınla evlenmem. Vay anasın. Aa, mükemmel videolar ya. İkisi de çok 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 iyiydi. Aa, Haluk Hoca da yorum yapmış. Hesabım açık olsa ben de yapardım ya. Baya güzel ya. Baya baya mükemmel iki video. İnanılmaz göndermeler. Çok güzel seri ya bu. Harbi Hayatlar serisi. Fakirliği hatırlıyor musunuz? Bu da çok iyiydi. Zenginlik de çok iyiydi. Vay anasını sayın seyirciler. Orkun'un videosu.